Merhaba Webtekno takipçileri. İlginç ürünlerin bu bölümünde sizlerle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz akıllı süpürge Chewy iLife V7'yi inceleyeceğiz. Süpürgenin akıllısı mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de her şeyin akıllısı oluyor. Süpürgenin neden olmasın? Bu süpürge annelerimizin evde kullandığı bildiğiniz elektrikli süpürge. Tabii bu süpürge neden akıllı derseniz gerek üzerindeki sensörler gerekse telefonla kontrolü bu süpürgeyi akıllı yapan etkenlerden sadece birkaç tanesi. Hızlıca üzerindeki düğmelerin ne olduğundan bahsedelim. Üzerinde bir adet push yazan düğme var. Buna bastığınız zaman açılıyor ve içinden toz torbası çıkıyor arkadaşlar. Bu toz torbası doldukça bunu boşaltıyoruz. Hemen kapatalım. Bu kapağın başka bir işlevi yok. Ön tarafında clean diye bir düğme var. Bu düğmeye bastığımız zaman da süpürge bütün odayı otomatik olarak temizlemeye başlıyor. Hemen alt tarafına bakalım. Alt tarafında tekerlekleri var tabii ki de gidebilmesi için. Ön tarafına bir bez bulunuyor. Bu bez sayesinde de ıslak zeminleri temizleyebiliyor. Bunun hemen önünde küçükken hepimizin kullandığı 90'lı yıllarda ve daha öncesinde çocuk olan arkadaşlar çok net hatırlayacaktır. Gırgır diye bir alet vardı. Yemek yendiği zaman yere dökülen kırıntıları süpürge açmak yerine bu gırgırla hızlıca temizlerdik. Ona benzeyen bir alet var. Ve bir de bu bezi kaldırdığımız zaman altında süpürgeyi açıp kapatmak için bulunan bir aç kapa düğmesini görüyoruz. Tuşlar üzerindeki bu kadar. Hepsi de tuş değil aslında. Neler olduğunu da kısaca bir özet geçmiş olduk. Ön tarafındaki siyah alanda sensörleri bulunuyor. Bu sensörler ne işe yarıyor derseniz de mesela duvara geldi ya da bir nesnenin önüne geldi orada süpürge yönünü değiştiriyor. Bu sensörlerden alt tarafına da yerleştirmişler. Bunlar da şu işe yarıyor. Mesela masa üstü gibi bir yeri temizleyeceksiniz. Kenarıya geldi düşmek üzere. Bu sensörler kenarıya geldiğini fark ediyor ve süpürgeyi tam tersi yöne doğru yönlendiriyor. Ürünle ilgili söyleyebileceğim iki tane olumsuz özellik var. Bunlardan bir tanesi ürünün içindeki kullanma kılavuzundan kumandasına kadar her şeyi tamamen Çince arkadaşlar. Çince bilen birisi yoksa biraz kurcalayarak öğrenmeniz lazım. Bunun dışında telefonla kontrol etmenin çok fazla bir olayı yok çünkü telefonla kumandasının yaptığı işlevlerin aynısını birebir yapıyoruz. Yani telefonun sadece kumanda kaybolduğu zaman kullanabilecek konumdayız. Böyle bir alete neden ihtiyacımız var diye düşünebiliriz arkadaşlar. Mesela annemiz hasta, rahatsız, bir problem var ve klasik bildiğimiz standart elektrikli süpürgelerle bir iş yapamayacak durumda. Bu süpürge o zaman hayat kurtarabiliyor. Dökülen ufak tefek şeyler için koca süpürgeyi yerinden çıkartıp kullanmak istemiyorsanız da bu süpürge tabii ki de hayat kurtarıyor. Bunun yanında teknolojik şeylere çok merakınız varsa ki bizi izliyorsanız zaten biraz var olduğunu düşünüyorum. O zaman da bayağı ilginç bir ürün haline geliyor. Ürün tam olarak 2.95 kilogram. Tabii bir süpürgenin ağırlığı yanımıza sürekli taşımayacağımız için bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Bu tarz süpürgelerde ya da genel olarak süpürgelerde benim araştırdığım kadarıyla en dikkat edilen özelliği desibel olayıymış arkadaşlar. Bu süpürgenin aşırı sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Tam yine rakam vermem gerekirse 50 desibel kuvvetinde çalışıyor. Bu da yani bu süpürge çalışırken siz yanında uyusanız bile sizi rahatsız etmeyecek bir ses seviyesi. Bu tabii ki de bir bataryayla çalışıyor arkadaşlar. İçinde bir pil var bunun. 2600 mAh. Bir batarya ortalama 2 saatte tam şarj oluyor ancak ürünü ilk aldığınız zaman bütün gece boyunca şarj etmeniz gerekiyormuş. Ben bunları nereden biliyorum Çince ise eğer? Editör arkadaşlarımızdan Kenan Çince biliyor sağ olsun bana hepsini tek tek çevirdi bunların. Ben de oradan öğrenmiş oldum. Ancak dediğim gibi eğer bir gece şarj ettiğiniz sonra kullandığınız pili bittikten sonra 2 saatlik şarjda tam olarak doluyor. Ve bu 2 saatlik şarjda 150 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber Webtekno ekibi olarak bu aleti nasıl kullandık onu izleyelim. Evet, ne işe yarar Efe bu alet? Abi olmazsa olmazı direkt çay götürüyor yani. İlk akla gelen buydu yani bizim. Beyler çayla. Eyvallah kardeşim. Süper ya. Evet Berke'cim, çayın geliyor kardeşim. Ayağı sevmiş ha? Yapıştır bakalım. Hadi afiyet olsun. Süpermiş bu. Eserim. Çaylar tavşan kanı. Oha düşüyor bazen sakin. Sakin ol şampuan. Niye yiyorsun? Zenci tut apayı bu ne böyle? Kenan'ım çayın geliyor. Böyle bir hizmet var mı ya? Görünüyor kardeşim. İşte bu. Ve süpürgenin de ne kadar işlevsel olduğunu aynen. Gördük mü? Sıçıyoruz artık. Teknoloji sıçıyoruz. Yani şeyler çaylar bile böyle gidiyor yani. E sen nasıl hizmetten memnun kaldın mı? Bakın çok memnun kaldım. Ayağı servis herhalde böyle bir şey. Bekliyoruz. Devamını bekliyoruz yani. Bu aslında bir süpürge ama. Aa şaşırdım. Abla güzel temizliyor mu?
Güzel temizliyor, her eve her iş yerine lazım. Abla yalnız bu işinden edebilirsen ha. Tamam, bu olmadı Efe. Bence temizlemedim. Patron görmesin evet, bunları. Evet, bu olmadı Efe. Aynen abi, bence şey yapar. Her türlü camları falan da silersin abi, sonuçta izah. Camını lan oğlum, ne yapıyorsun? Bir yerde olacak gibi bir kaydı yok bile abi. Söylemesin ha. Şöyle tut yani, bas bakayım. Bas. Bas. Siliyor mu? Siliyor. Oo, pırıl pırıl yaptın Efe. Ağır bir cam gibi yaptı. Cam gibi bu olsa gerek kardeşim değil mi? Aynen öyle. Şöyle farklı bakayım. Aynen. Bir dakika bakayım. Çek bakayım mi? Oh, tertemiz oldu. Mis gibi. Başka ne yapıyor kardeşim? Şey olarak kullanabilir. Mesela biri kız istemeye geldiğinde falan bir kızı varsa... Hadi diyelim, bunun yanında da kahve vardı. Tepsi olarak kullan. Ne oldu? Mesela damadın geldin böyle. Aynen. Çalıştıracağım böyle damadın aynen. Orada. Böyle şekilli şukulu kardeşim. Esinti de geliyor. Oh, adam terlemişti zaten. Stres vardı kız isteyecek diye. Ondan böyle serinlik de geliyor aşağıdan. Aynen öyle. Yalan mı? Doğru, haklısın. Gelelim merak edilen bir konuya, bu ürünün fiyatı ne kadar? Hemen açıklama kısmında bulunan linklerden dilerseniz $131 karşılığında alabilirsiniz. Hani ben ilk geldiği zaman ürün fiyatını hiç bilmeden kesin $500-600 civarında vardır. Hani bu tarz aletler biraz saçma pahalı olabiliyor ancak fiyatı gayet uygun. Eğer biraz teknolojiye merakınız varsa ve böyle bir ihtiyacınız varsa bence fiyatı fena sayılmaz. Bunun dışında en başta da söylediğim gibi ürünün olumsuz sayabileceğimiz taraflarından birisi cep telefonu kontrol çok bir anlam ifade etmiyor. Direkt kumandası da zaten aynı işlevi yapıyor. Hani uygulaması Çince, kumandanın üzerinde de Çince yazıyor. O yüzden uygulamayla ekstra uğraşmak istemiyorsunuz çoğu zaman. Ayrıca şunu da belirtelim, uygulama alete Bluetooth üzerinden bağlanıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim incelememizin yavaş yavaş sonuna. Bu videomuzda sizlere oldukça ilginç olduğunu düşündüğümüz Chewy iLife V7'yi inceledik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyoruz. Ayrıca merak ettiğiniz şeyleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın.